restorasyona imkan verecek doğru şekilde enkazlarının kaldırılması ve korunması noktasında katkı sağlıyorlar. Bu arkadaşlarımız hem yaptıkları çalışmalar konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptılar, hem de üçüncü gündem maddemiz olan yaklaşmakta olan seçimler ve burada Cumhurbaşkanı adayının tespit yöntemi konusunda görüşlerini bildirdiler. Biz arkadaşlarımızın tamamına yakını söz talep etti ve tamamına yakını söz haklarını kullandılar. Kendileri aday belirleme noktasında birazdan size üç grup başkan vekilinin imzasıyla da paylaşacağımız metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında kendileri metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar. Ancak bu aşamada Sayın Genel Başkanımızın altılı masanın ortak iradesine vurgu ve bizim altılı masadan belirlenecek adayın Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olması noktasındaki kararlılıkla bizlere çizdiği çerçeve üzerine ekteki metni sizlerle paylaşıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Bildirisi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10'da olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu yetkilendirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç. Bu bildiri hem grup içi yönetmeliğimizin, hem anayasanın, seçim kanunlarının, hem de siyasetin gerektirdiği tüm ihtiyaca cevap verecek en geniş şekilde kaleme alınmış milletvekillerimizin kayıt altındaki toplantı sırasında beyanlarıyla ve hep birlikte ortaklaşılmış ve ardından grubu temsilen 3 grup başkan vekili tarafından imza altına alınmıştır. Bundan sonra çalışmalar bu yetki belgesi çerçevesinde sürdürülecektir. Alınan karar bütün yasadığımız yasa ve büyük üzüntüye rağmen Türkiye'nin şehirlerinin yıkılmadığı, ekonomisinin çökmediği, sağlık sisteminin çökmediği yıkılmaz bir Türkiye'nin inşası için grubumuz tarafından umutla karşılanmış, Türkiye'ye de umut olacağı değerlendirilmiştir. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyoruz.